koyu mavi ile gösterilmiş bu eğri r eşittir 1 eksi kosinüs teta eğrisi söz konusu olanın polar yani kutupsal koordinatları olduğunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Bu videoda bu eğri tarafından belirlenen alanın neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. O zaman hadi hemen videoyu durdurun ve alanı benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Polar bir eğri tarafından belirlenen alanın formülünün 1 bölü 2 çarpı integral başlangıç teta değeri ile bitiş teta değeri arasında ki bunları alfa ve beta olarak not ediyorum. Evet, r teta'nın karesi çarpı d teta'ya eşit olduğunu görmüştük. Ve şimdi de bu formülü buradaki eğriye uygulayacağız. Hemen not ediyorum. Alan eşittir 1 bölü 2 çarpı. Alfa ve beta nedir? teta eşittir 0 radyandan başlayıp bu şekilde teta 0 olduğunda 1 eksi 1'den tam da bu noktada oluyoruz. Evet bu şekilde devam edip teta eşittir 2 pi radyana kadar geliyoruz öyle değil mi? Teta 2 pi olduğunda kosinüs 2 pi 1 oluyor ve 1 eksi 1'den yine 0 elde ediyoruz ve bu noktaya geri dönmüş oluyoruz. O halde teta eşittir 0 ile teta eşittir 2 pi aralığındayız. Peki ya r teta'nın karesi neye eşit? Hepsini farklı renklerle yazarsam daha iyi olacak. Evet, bu da 1 eksi kosinüs teta'nın karesi. Öyle değil mi? D teta'yı da unutmayalım. D teta. Ve şimdi de bu integralin neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bu arada ilham geldiğini düşündüğünüz her saniye videoyu durdurup integralin neye eşit olduğunu kendi kendinize bulmayı elbette ki deneyebilirsiniz. Hadi bakalım. 1 bölü 2 çarpı integral sıfırla 2 pi arasında parantezi açalım. 1 eksi 2 kosinüs teta artı kosinüs kare teta d teta öyle değil mi? 1'in ve eksi 2 kosinüs teta'nın ters türevini almayı biliyorum ama kosinüs kare teta çok da bariz bir ters türev değil. U dönüşümü de kullanılabilir belki ama onun içinde bir ipucum yok. Bu noktada bildiğimiz trigonometrik özdeşliklerden faydalanmayı deneyebiliriz. Mesela kosinüs kare teta'nın 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 2 teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Bunu trigonometri dersinde öğrenmiş olmalısınız. Eğer bilmiyorduysanız da şimdi öğrendiniz. Buna benzeyen ifadelerin integralini yani ters türevini almak için son derece faydalı bir özdeşlik. Peki devam ediyorum. Bunun yerine 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 2 teta yazacağım. Öyle mi yapsam, böyle mi? Bir düşüneyim, şöyle yaparsam sanki daha iyi olacak. Eşittir 1 bölü 2 ve ters türev almaya başlayalım. 1'in teta'ya göre ters türevi teta'dır, öyle değil mi? Eksi 2 kosinüs teta'nınki ise eksi 2 sinüs teta'dır. Kontrol etmek isterseniz sinüsün türevi kosinüstür, öyle değil mi? Bir de eksi 2 var, bunu da sinüs teta ile çarparsak eksi 2 sinüs teta elde ederiz, evet. Bu parantezi de açalım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 kosinüs 2 teta. 1 bölü 2'nin ters türevi, bu ikisi, evet ters türev 1 bölü 2 teta'ya eşit, sonra 1 bölü 2 kosinüs 2 teta'nın ters türevi. Evet, sinüs 2 teta'nın türevi kosinüs 2 teta'dır. O zaman bunun ters türevi, e, tabii isterseniz u dönüşümü de kullanabilirsiniz. Kosinüs 2 teta'nın ters türevi 1 bölü 2 sinüs 2 teta'dır. Sonra bir de buradaki 1 bölü 2 var. Şu anda bunun ters türevini buluyoruz. Hemen altını çizeyim. Artı, artı 1 bölü 4 sinüs 2 teta. Bu arada eğer bu kısım kafanızı karıştırdıysa bunun türevini alarak yaptığımızın doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Sinüs 2 teta'nın türevi kosinüs 2 teta'dır. 1 bölü 4'ünki ise 1 bölü 2'dir ve böylelikle 1 bölü 2 kosinüs 2 teta elde ederiz. Şimdi bunun 2 pi'de aldığı değerden 0'da aldığı değeri çıkarmamız lazım. Bu noktada bunun 0'da aldığı değerin evet teta 0 olduğunda bu ifadenin tamamının 0'a eşit olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Bu yüzden de bunun 2 pi'de aldığı değerin ne olduğunu bulmamız yeterli olacak. 1 bölü 2 çarpı 2 pi, evet eksi 2 sinüs 2 pi. 2 pi'nin sinüsü 0 olduğundan bu 0'a eşit olacak. Sonra artı 1 bölü 2 çarpı 2 pi pi eder. Sinüs 2 çarpı 2 pi 4 pi eder ve bu da sıfıra eşittir. Evet bu da sıfır. Sona çok yaklaştık. Bu 1 bölü 2 çarpı 3 pi'ye yani 3 bölü 2 pi'ye eşit. O halde bu alan 3 bölü 2 pi'miş.